Ocağımızın altını da açıyorum. Kuru soğanı, havucu ve domatesi hazır hale getireceğim şimdi önce. Arkasından da bunları ocakta yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Beşamel sosun içerisinde yapacağım bu işlemi. Kuru soğanımızı ince bir şekilde doğrayalım. Ocağın altını açtıktan sonra şimdi beşamel sosumuzu yapmak için tereyağını ekliyorum. Havucu da soyalım. Şimdi kuru soğanımı ekliyorum. Soğanı yavaş yavaş kavuralım. Bu esnada önce havucumu rendeliyorum. Orta boy tarafıyla rendenin, siz de rendeleyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi de domatesimizi rendeleyelim. Evet, kuru soğanımız güzelce kavruldu. Şimdi un ekleyeceğim içerisine. Soğanlarla beraber unu da güzelce kavuruyorum. Biraz daha ekleyeceğim şimdi. Sosumuza güzel kıvam vermesi için un miktarı çok önemli. Özellikle beşamel sosu yaparken unun çiğliğini atmak için biraz kavurmak gerekiyor. Hafif rengi dönünceye kadar bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii biraz da altını kıstım şimdi. Çok hızlı bir şekilde rengi dönmesin diye. Şimdi bu işlemi gerçekleştirirken bir miktar da salça koyacağım içerisine. Hafif bir renk de vermek istiyorum beşamel sosun içerisine. Klasik beşamel sosu yaparken içerisine soğan ve salça kullanmıyoruz. Fakat ben bugün ıspanakla birlikte birleştireceğim için biraz daha lezzet vermek adına içerisine soğan ve domates salçasını da ekledim şimdi. Birazdan da rendelenmiş domates ve havuçlarımı da ekleyeceğim. Şimdi hatta havuçlarımızı da içerisine ekleyelim. Havuçları da biraz kavuracağım. Evet, şimdi sıra geldi sütü eklemeye. Sütümüzü de içerisine ekleyelim. Güzelce karıştırıyoruz. Biraz da sıcak su ekleyeceğim şimdi. Bakın kıvamı hemen koyulaşmaya başladı. Biraz da su ekledim şimdi içerisine. Evet, şimdi domates salçamızı ekledikten sonra biraz da domates rendesi ekliyoruz içerisine. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Evet, bu hazır olan sosun içerisine şimdi ıspanaklarımızı ekliyoruz. Taze ıspanaklarımızı da bakın bu şekilde yavaşça sosun içerisine karıştırıyorum. Bunları da yavaş yavaş yedirerek sosun içerisine karıştırıyorum. Biraz tuz ekliyorum şimdi. Tekrar güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğum bu ıspanaklı karışımdan bu kabın içerisine dökeceğim. Şimdi bunun üzerine de birkaç tane turşu koyacağım. Turşuları da 2-3'e bölüyorum. Bunların üzerine de şimdi sıra geldi kaşar peynirini koymaya. Evet, şimdi götürüyorum fırına. Fırında da bir süre bekleteceğim. Fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum ve üzeri de güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Arkasından da bu güzel yemeği servise sunacağım. Beşamel soslu ıspanağım güzelce kızardı üzeri. Şimdi artık çıkartabilirim. Evet, yemeğimi bu şekilde servise sunuyorum.